Nerede kaldın oğlum? 2 saat oldu gideli. Biraz geciktim değil mi abla? Bak kaytarmaya başlarsan külahları değiştiririz. Nerede boşlar? Yine mi kırdın? Yok abla. Bu sefer kırmadım. Barış anlatsana. Nerede tabaklar? Oğlun Sarp. Yolumu kesti. İşte bana sorular sordu. Sen kimsin dedi, ne ayaksın dedi. Annemin yanında ne işin var falan diye böyle diklendi bana yani. Ona neymiş ki? Yani. Ben de onun üstüne korktum işte. Bıraktım her şeyi geldim. Görür gün şimdi. İyi misin? Sabah canın sıkkındı biraz. İşte. Daha dikkatli olmalıyız Sarp. Böyle çıkıp çıkıp gelmemelisin. Neydi bugünkü halin? Ne sıkıyor canını bu kadar? Aklım takıldı sana. Sonra konuşalım olur mu? Tamam nasıl istersen. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Yok yok iyiyim de şu telefonu kurtaralım. Tamam üstümü temizleyip geliyorum. Tamam. Telefonun. Sarp, sen ne yaptığının farkında mısın? Konuşamıyorsun çünkü annene söyleyecek lafın yok. Sarp, konuşsana oğlum. Alo. Alo. Ya Sarp şu an müsait değil. Kızım sen ne kimsin? Ben bir arkadaşıyım. Söyle ona beni hemen arasın. Sen de artık korkmayacaksın tamam mı? Ben varken Sarp sana ne yapabilir ki? Tamam ablam. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ama yani şunu da söyleyeyim. Ben de dikleşmesini bilirdim ama hani tatsızlık çıkmasın istedim. O yüzden sustum yani. Aferin olsun. İyi yapmışsın. O zaman ben şu alamadığım borçlara gidip alıp geleyim. Tamam. Amma sakarım ya. Ama hep senin yüzünden. Seni görünce elim ayağıma dolaşıyor. O benim telefonum mu? Aşkın aradı. Ben de açtım. Hadi ya. Yakalandık desene. Pis yakalandım. Hay Allah. Anneni aşkım diye kaydetmişsin. Acaba ben ne diye kayıtlıyım? Ara da gör. Gülçin gelmiştir. Ofisten birkaç dosya istemiştim. Tamam ben kaçıyorum. Çıktım ben. Merhaba Melek Hanım. Hoş geldin Gülçin. Hoş bulduk. Geçiyorum ben. Geç geç. Tamam. Müzik